Evet, selamlar çok sevgili YouTube. Yine Ranch oynuyoruz ama normal oyunumuzdan devam etmiyoruz. Şu an farklı bir seri çekeceğiz. Yaklaşık 4-5 video olacak şekilde planladık. Ne yapacağız? Bu bölümde özellikle en iyi şekilde oyuna nasıl başlanılır? Yani güzel bir parayla, yüksek bir parayla oyuna nasıl başlayabiliriz? Neler yapabiliriz, neler yapacağız, hepsini bu videoda göstereceğim. Ama en başından kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız diyorum. O zaman başlayalım. Yeşil ne? Ay, tamam. O zaman, evet, ilk görevlerimizden birini yaptık. 750 dolarımızı, başlangıç paramızı aldık. Şimdi asıl önemli kısım geliyor. Artık free'siniz. Size bir yardım yok, şunu yap, bunu yap diyen yok. Artık kendi kendinize kaldınız. Ne yapmalısınız? Onu göstereceğim size hemen. Şimdi ilk aşamada bir avcıya gidelim. Geldik avcıya. Şimdi avcıdan ilk başta şu kurnaz tavşanları bir alalım. Buldum sanki. Evet, burada. Aldım bile tavşanı. Bu arada ihtiyacı vardı. 8 tane av etini. Bir tanesi var. Şimdi 7 tane daha hayvan avlayıp onu da götürdüğümüzde ikinci para ödülünü de almış olacağız. İlk görev ilk değil aslında. Bu farklı çiftlik dışındaki ana görev haricindeki diğer görevlerden ilkini tamamlamak üzereyiz. Şimdi etlerimizi getirdik. Et getirdim diyorum. Buradan da bir 200 dolar verdi. Şimdi yırtıcıların peşinde diye bir görev var. Şimdi az önce öldürülen yırtıcı görevinden sonra birazcık map'te gezinmeye başladık ve şurada map'te gözükmeyen, adı olmayan bir yer var. Burası. Şu avcının tam çaprazında oluyor. Burada bir kadın daha var. Bu kadından aldığımız bir görevle aslında avcıdan aldığımız diğer görevi halletmiş olacağız. O yüzden şimdi dikkatlice izleyelim. Burada sinir bozucu tilkiler diyor. Sinir bozucu tilkilere basıyorsunuz. Kabul ettik. Burada ne çıktı? Öldürülen tilki. Yani aslında iki tane tilkiyi öldürdüğümüzde yukarıdaki öldürülen yırtıcı görevini de halletmiş olacağız bu mantıkla. Şimdi karşıda iki tane tilkimiz Sağdaki hazırda bende. bizi bekliyor. Soldaki de bende. Bu görevi iki tane tilkiyi öldürdük. Evet, bu görevi iptal edip tekrar bu görevi alacağız. Neden? Hemen hızlı bir şekilde iki tilki daha spawn olsun. Öldürülen yırtıcı görevi de hızlı bir şekilde bitsin diye. Görevi iptal edip tekrardan alabiliyorduk. Tekrardan tilki görevini aldım. İki tane daha spawnlandı. Hemen koşuyoruz. Yani hızlı bir şekilde bu görevi bu şekilde bitirebilirsiniz. Çünkü oyunu İki görevi gerçekten birden bitirmiş aynen iki olacağız. görevi birden bitiriyoruz. Hem yukarıdakileri hem aşağıdakileri. Temizlik diyor. Kabul ettim. Ablamız git diyor. Benim arka tarafımı diyor. Yık diyor. Yak diyor. Temizle diyor. Beni şu pislikten kurtar diyor. Biz de ne diyoruz? Tamam. Sen orayı hallet. Ben de bu tarafı halledeyim. Bu da tamam. Hadi gidelim hemen hızdan konuşalım. Zaten amaç bu görevler bittikten sonra asıl oyunun keyfi çıkıyor bence. Çünkü tam bir çiftlik hayatına başlayabiliyorsunuz paranız da olduğu için. Şimdi bunu da halledelim. Temizlik de tamam. Kahvaltı görevini de alırlar. Onda problem yok. Ama yumurta için tavukların işte yumurtlamasını beklemek gerekiyor ve 6 tane yumurta istiyor. Ve bu görevin sonunda da 180 dolar veriyor. Ben bunu şimdiden söyleyeyim. Ben bu görevi şimdi almayacağım. En sona görevleri tamamladığımızda, avcı görevlerini de tamamladığımızda artı 180 dolar olarak hesap edeceğiz. Yırtıcıları öldürdüm. Artık av tüfeğimi alabilirim. Bunu aldık. Şimdi hoşça kal diyorum. Görev yerimize bir gidelim. Bakalım neler çıkacak.
Bakalım bu abi bayağı da şık birisi. Ne isteyecek bizden? Haritadaki yerini de göster istersen. Göstereceğim en son onu. Yapı söküm, yapı aşamasında römork transferi kadimlerin hazineleri diyor. Şu yapı sökümü bir alalım öncelikle. Diyor ki benim şu arkadaki yeri az önceki kadının yaptığımız şey gibi burayı da yıkıp bana diyor. Ben o sırada haritadaki yerini göstereyim. Bu adamın haritadaki yeri de şu en tepede gölün kenarındaki siyah nokta. Oradan bilebilirsiniz. Şimdi hemen hızdan yıkalım. Zaten bunlar bayağı kolay yıkılıyor gösterdiği için. Evet, şu an bunu şuraya yıkmamız gerekiyor. Tamam. Evet, şimdi gidebiliriz tekrar adama. Bu görev tamam. Bakalım bundan kaç para verecek bize. Ahırı yıktım. Buradan 400 dolarımızı aldık. Şimdi evimizi teslim ettik. Şimdi ikinci görevimizi alacağız. Kadimlerin hazinelerini alacağım. Çünkü bu görev gerçekten güzel bir para veren görev. Bundan sonrasında diğer görevleri zaten satın alarak da tamamlayabilirsiniz. Şimdi almamız gereken şey, bulmamız gereken şey kuzey tarafından hançer, miğfer ve kadeh. Bunları da bulmamız gereken şeye geldik. Kuzey tarafında demiştik zaten. Haritanın şu kısmında arkadaşlar. Şu kısmında gördüğünüz üzere buradan hemen şunu alalım. Aldık. İlk başta neyi almış olduk? Miğferimizi almış olduk. Bunu da yerleştirelim buraya. Şimdilik nereye geldik? Size göstereceğim. Haritanın bu tarafından bakalım. Şu kısımda iyice zoomlayayım size. Çiftliğin tam çaprazında bu kısımda hançer olduğunu düşünüyorum. Evet, hançeri bulduk. Bunu da hemen arabaya bırakıyorum. Şimdi geldiğimiz yerde son olarak kalan hazinemizin olduğu yer. Bu da map'ten görebilirsiniz. Benzinliğin hemencik ilerisinde bir yer. Buradan da son kadehimizi alıyoruz. Ve artık paraya kavuşuyoruz. Şimdi topladığımız hazine parçalarını artık teslim etme vakti. Geldik. Hazineleri buldum diyorum ve bana 2500 dolar veriyor. Şimdi römork transferi ve yapım aşamasında olarak iki tane görev var. Bu iki görevi de alacağım. Zaten bu iki görevi de kolay bir şekilde bitirebileceğiz. Çünkü gerçekten sağlam bir paramız oldu. Kalasları da dilerseniz 64 tanesini keserek yapabilirsiniz. Dilerseniz hani param var artık bu bana yeter deyip satın da alabilirsiniz hızlı bir şekilde daha fazla para kazanabilmek için. Remorku da teslim ettiğimizde kalan parayı da alacağız ve gerçekten güzel hat sayılır bir paramız olacak efendim. Remorku almaya geldik. Hemen remorku şöyle getir. Remorku da bağlayalım. Tamam. Römorku teslim edeceğiz. Sonrasında ahşaplarımızı da teslim ettiğimizde bütün görevleri tamamlamış olacağız. O zaman gidelim. Evet, römorkumuzu da getirdik. Şimdi römork getirdiğimizde söyleyelim. Getirdim römorku da. Yani römork getirmeyi 120 dolar vermesiyle gerçekten şov biraz. Şimdi kalaslarımızı gideceğiz, halledeceğiz. Para bakımından en iyi şeyin kalasları tek tek yapmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden kalaslarımızı yapacağız. Kalaslarımızı getireceğiz. Aynı zamanda şu üstümüzdeki etleri de satacağız. Ondan sonrasında daha güzel bir paraya ulaşacağız efendim. Son görevimizi de tamamlamak için geldik amcamızın yanına. Amca getirdik malzemeleri. Buradan da 250 dolar veriyor. Şimdi bir de size ekstra gelir olarak düşünebilirsiniz aslında. Bankadan kredi çekeceğiz 2500 dolarlık. Ve totaldeki paramız da yaklaşık 2500, 8000'e falan gelmiş olacak. 7,5-8000'e gelmiş olacak. Bu esnada tabii ki öldürdüğünüz hayvanların etlerini satabilirsiniz. O sırada eğer başka bir iş yapıyorsanız çiftçilik gibi onların satışlarını yapabilirsiniz. Ama oyuna en basit ve en
yüksek parayla başlamanın yolu gerçekten bu. Önce görevleri tamamlamak, sonrasında da diğer işlere başlamak diye düşünüyorum ben. Şimdi bankamızdan paramızı çekeceğiz. Ondan sonrasında da bu sırada taklalar atıyoruz. Ondan sonrasında da araba yan yattı. Sonra da tam miktar paramızı görmüş olacağız efendim. Kredi dedik. Borç yiğidin kamçısıdır dedik. Geldik kredimizi çekmeye. 2500 dolarlık bir kredi alacağız. Ya isterseniz 250 dolar da alabiliyorsunuz, 500 de, ama hiç gerek yok. 2500 alın, kafanız rahat etsin diyorum. Tamamdır. %25 faiz bu arada. Bayağı. Evet, kredimizi de aldık. Şu anki paramıza bakıyoruz. 7.965 dolarlık bir paramız var. Size bir de söylemek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Etleri aldığınızda etleri markete satıyorsunuz, doğru, bir sıkıntı yok. Ama burgerdan gidip et fiyatlarını kontrol etmeyi her gün unutmayın. Çünkü bazı günlerde etlerde kampanyalar oluyor. Yani etin kendi değerinin 1.7 katı, işte 1.5 katı, 2 katı gibi kampanyalara giriyor ve eti olduğundan daha fazla değere satıp daha fazla para kazanabilirsiniz. Totalde size bu videoda 8.000 dolarlık bir birikim göstermiş olduk aslında ve bu 8.000 dolarla da gayet güzel şeyler yapılıp oyuna güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini ve bunu nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim gibi soruları giderebilmişimdir. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Varsa kafanızda sorular ya da varsa tavsiyeleriniz yorumlarda lütfen belirtin. Bunlar benim için çünkü önemli. Sonraki bölümlerde görüşürüz o zaman.